50 sene sonra. Ne saçma sapan bir hale geleceğiz. Şimdi mesela Tuna'nın bu videosu da meta, gerçek değilmiş. Bak, görüyor musun? Görüyor musun saçlarındaki yapaylığı? İsa'da bak. Tüm gün cips kola yapmaktan iced tea içerdim ya. Günde var ya 8-10. Uf, tam benlik video. Lan niye Orkun çıktı ya? Tuna Tavus geliyor. Lan belgeseli Orkun mu çekmiş, ben anlamadım ya. Ha yok, belgeselin bir parçası. Yanımızda Efe var, Tuna var. Bir adam var ve dev gibi. Tuna Tavus var. Ufak su molası. Hırslıyım ya, ben sıkıntılıyım baya. İstediğim bir şey olana kadar çabalarım. Bence sıkıntılı falan bir adam değil. Gayet normal. Ne abi işte. Normal insanlar evet bir damacan su söyler, biz 8-8 söylüyoruz. O yemeği bir şey değil mi sen? 3 saat yediğimi bilirim ya. Ben de çok isterdim. Keşke bugün yemesem. Rızkını yiyorum onların. Bana 24 saat yetmiyor. Bir şey yapacaksam o işte iyi olmam lazım. Her şeyi ortalama bir seviyede yapıp mutlu olamam. Bir şeyi çok iyi bir seviyede yaparım, beni o mutlu eder yani. Vücudumdan rahatsızdım çünkü kiloluydum, bayağı böyle yağlıydım şeydim. İsa'da tüm gün cips kola yapmaktan. Iced tea içerdim ya, günde var ya 8-10 litre iced tea içiyordum. Iced tea parasına yetişemiyordu annem, artık şey yapıyorlardı. Ciddi bir iced tea üretimi vardı evde. Haftalık 80 litre civarı. Bir grebi andırıyor. Neyse dedim abi, bu böyle olmayacak. Ben mutsuzum. GTA 5'te uçağa bin çık nereye kadar falan. Hep bir iyi bir vücuda sahip olmak isterdim. Hayatta böyle güzel hissetmek isterdim. Vücudum iyi olsun, özgüven artsın falan filan. Başladım ben diyet yapmaya. Biraz kilo verdim. Ben bayağı bir kilo verdim. Kilo verdikçe vücudum fitleştikçe benim hoşuma da gitti. Dedim devamı gelsin, daha iyi olsun falan. Ben spora başladım. Eve bir ekipman aldım. Küçük böyle bir dumbbell seti, bir mekik sehpası falan, öyle başladım. Ama böyle çok aldım. Düzenli olarak haftada 4 gün yapıyordum. Böyle aldım. Dumbbell'larla. 5 kilo 25 kilo. Yani. Bir süre sonra vücudum daha da iyi oldu bir şeyler yaptıkça. Dedim daha da iyi olabilir yani. Başladım spor salonuna gitmeye. Zaten gerisi geldi sonra. Bu YouTube'a içerik üretme olayı benim çok ağır kilolar kaldırmamla başladı. Instagram'a story atıyordum böyle ağırlık kaldırırken. Hani ben dedim bari bunları çekeyim, görsünler video olarak. Hani hem benim nasıl bir insan olduğumu görürler, konuşmamı görürler. Adamın tek gördüğü şey Instagram'dan benim bağırıp çağırıp kendime tokat atmam yani. Zaten ben bir tecrübe sahibiydim. Önceden oyun editi yapıp oyun içeriği ürettiğim için. Nasıl? Arkadaşlar, diğer arkadaşın yazanlar oluyor. Ben aralarındaki dramayı bilmiyorum yani. İlgilenmiyorum da şu an. İçerik üreteceğimi, neler yapacağımı, editlemeyi, kurguyu, her şeyi biliyordum nasıl yapacağımı. Sadece bir sporcu değilim. Ya da sadece bir yemek yeme yarışmacısı değilim. Sadece oyuncu da değilim. Ben Tuna Tavus. Her şeyi. Ben hayatımla ilgili her şeyi paylaşmayı çok seviyorum. Ben yemeğimi de koydum. Bu hani benim hayatımın bir parçası. Hani yemek idmandan daha çok izlendi. Ben bir damacana videosu çektim biliyorsunuz zaten. Evde şimdi ben olsam ne yapardım? Aldım damacanayı, attım tuttum, onun videosu var işte. Orada bir komik bir poz var. Şöyle tutuyorum da damacanayı. Aslında bu biceps kası çok iyi bu için iyi bir hareket. Yani orayı çalıştıran abi, bir... Abi drama yok abi, yollar ayırdılar sana, chat prim kasmış. Ya chat'in prim kasmayı değil, aralarında geçen problem var. Haklı haksız bana hareket düşmez, ben ama yargım ama hani... Nasıl yapalım biz bunu? Mevzu. Bana ne? O bayağı meme oldu ya. Oradan sonra biraz tanındım, evet. Bir gün beni okuldan aradılar. Dediler ki Tuna'nın dediler bilmediğimiz bir rahatsızlığı var mı? Yok dedim çok şükür. Hani bir sıkıntısı yok yani öyle bir. Ama dediler şu an kendini yerlere attı. Bağırıyor. Ben çikolata istiyorum. Ben şeker hastasıyım. Bana bu çikolatayı vermezseniz biraz sonra ölebilirim. Ben böyle tabii o an dedim ki tamam dedim ki.
kendi halsiz verin o çikolatayı dedim. Başka bir şey yapmanıza gerek yok dedim. Böyle olacağı herhalde diyorum bebekliğinden belliydi. Herkesin bir tane içtiği mamayı Tuna 3 aylıkken gecede 4 sefere yani. Bebekliğinden belli. Herhalde diyorum o zamandan beri genlerinde böyle bir şey var yani. Sürekli bir yeme içme hali. Bizim en büyük kavgamız, bu evdeki en büyük kavgamız ya alıyoruz kendimize göre bir şey koyuyoruz, tamam mı? Arada bir yemek. Arada mesela canım ister bir gün açıyorum bir bakıyorum mesela 3 kiloluk dondurmayı neden hepsini yedim ya? Nasıl yani bırak bir parça. Normal insanlar eve bir damacana su söyler biz 8-8 söylüyoruz. Çocukluğumdan beri öfke olayı hep vardı içinde böyle hani. Ben şey düşünüyorum bu sporla birlikte bence öfkesini bu spora yöneltti. Çok ciddi bir terapi oldu ona. Hani o öfkesi şu an sporda kullanıyor ve kendini bu şekilde kontrol altına aldı. Vitesler, arabanın vitesi elinde kalır. Ya her ustaya götürdüğümde diyor ki yani lütfen de şu arabayı hor kullanmayın. Ya ben ne yapabilirim bu arabayı diyorum. Elimde vites kaldı diye gidiyor. Ondan sonra yok şey bir de şey anahtarlar. Bütün anahtarları kırdı. Son anahtar bükücü adını taktım zaten. Onun idman odasıyla benim yatak odam böyle yani. Şimdi çoğu zaman da izliyorsunuz belki gece idman yapıyor mesela. Komşular iptal oğlum yani. Yapıyormuş. O kadar tabii ki o sesi. Ama Allah'tan ya inşallah sadece ben duyuyorum. Yani buna da razıyım. Yani başkaları duymasın yeter. Sadece ben duymaya razıyım. İlk burayı annem açmıştı. Yani o zaman ötük gelir diye bir şey yoktu zaten. Karantina ilk başladığında kredi çekip açmıştık. Bende sabah akşam kavramı yok. Uyanış var. Uyandım. O gün idman varsa asla evden çıkmam. Asla. Uyanıştan hemen sonra aç karnına C vitamini. Onu kaçırdınız bak içtim bugün. Hemen uyanıp uyanır uyanmaz. Bunu içiyorum aç karnında. Ben de idmandan önce kavramım var, idmandan sonra kavramı var. Çünkü bana 24 saat yetmiyor. 25 saat ayakta durup 12 saat uyuduğumda ev gün böyle kayıyor sürekli. C vitamini içtikten sonra biraz 15 dakika bilgisayara bakarım öyle YouTube'da neler olmuş neler bitmiş. Kahvaltıya inerim sonra. Kahvaltı benim klasik yumurta omlet falan. Şimdi hazırlarım birazdan. Neler yapıyoruz şimdi? Şimdi ben size omletimi göstereceğim. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Ya tada ben çok takılmıyorum biliyor musun ya? Elimde olsa ben çiğ içerdim hepsini. Hatta ben bir ara tavuk o kadar yemeyecek derecedeydim ki bak. Shake'le bunları ben mixliyordum böyle. Tavuğu içiyordum patatesle beraber. Hiç yapmıyorum onu da pek. Ondan da sıkıldım. Bayağı uzun süre yaptım onu da. Bir tozdan protein almak lazım. Hayvanı ısırmak daha iyi anladın mı? Yumurtalarımız. Artık ben bunun sıkıcı mı eğlenceli mi olup olmamasını analiz etmiyorum bile yani. Yapıyorum. Bu gerekiyor çünkü. Veganlar çıksın. Hepsini koyduk ya. 10 tane fix. İyi, fiziksel görünüm yaptığımız 10 tane ben daha fazla yiyorsun. Yani. 320 kilogram squat yaptım. 240 kilogram bench yaptım. 390 kilogram da deadlift yaptım en fazla. Evet. Normalde sucuk koymam antrenman günü. Çünkü kafein mide asidini yükseltiyor. Geğirdikçe sucuk geliyor ağzı. Çok kötü. Ama bugün canım çekti biraz koyayım dedim. Normalde ben hazırlamıyorum. Normalde bu kahvaltıyı annemler hazırlıyor her sabah. Ben zamandan tasarruf edeyim diyor. Hiçbir şeyi abartmayacaksın yani. Hiçbir şey abartmayacaksın derken. Aynen aynen ben kardeşim. Ben her şeyi abartan bir insanım. Benim yaptığımı yapmayacaksın. Kahvaltı bu. En sevdiğim şey ya yemek yerken klip değil de böyle video izlemek. Geblo 36 39. ay bilmiyorum. The first looked at my face. What did you see? Psychopath? Savage? Yemeği yerim. Maden suyu içerim üstüne 2 tane. Sonra motivasyon videosu izlerim idmandan önce. Motivasyon videolarındaki çoğu adam beni böyle powerlifting'den tanıyıp Instagram'dan takip etti sonradan. Benim kaç senedir izlediğim insanlar bak bunlar zaten. Bu adam beni takip etmiş Instagram'dan. Böyle basıyordum. (Gülüyor)
Neyse, bu adam beni takip etti Insta'dan. Sonra benim bir videom var, tamam mı? Ona şey yazdı bak. Beni geçmişsin adamım dedi. You got me beat young man yazdı Insta'dan, DM'den. Şu videoda. Deli oğlum. Bayağı ya. Bayağı hoşuma gitti. Vallahi ya. Deli ya. Şu çok güzel bak. Çok rahat. Sese bak. Yok mu böyle olman? Ben böyle olamam oğlum. Fıtık var mı? Ne video yüklüyorsun? E oğlum birçok salondan atmışlar ya. Rahatladım ya bak. Terapi. Oğlum içerik yapıyor adam, eğleniyor yani. İlere verilen yüzlerce lira, binlerce lira gerekse abi, bir tane televizyonunu parçalayın. Ben şu an pamuk gibiyim. Guru olacağım yani. Japon guru. İç huzuru buldum şu anda. Benim var ya, kaç tane böyle şeyi temizledim bilemezsiniz. Bak, hadi bıraktım seni. Bırakmadım. Benim yemek hazır mı? Bir tane Twitch yayıncısı izliyor benim videoları. Diyor ki, bu adam hani o kadar içten yok ediyor ki, parçalıyor ki, hani sadece bir şeyler parçaladığı videolar çekse izlenir yani. Yani sporu bıraksın. Benden bahsetmiyor lan. Yemek yemeyi bıraksın, sadece bir şeyler parçalasın diyor. Çok sıcak. Yemek sıcak olunca ben bir gıcık oluyorum, sinirleniyorum. Tuna'nın bazı küçük... Ben öyle bir yorum yapmadım. Daha zayıfken giydiği tişörtlerini bazen bakıyorum, annem üstüne dört balk yazıyor. Geçireyim ya, evde onları giyiyorum. Anneannemin üstünde... Dört balk. Anneannemin üstünde beast mode yazıyor. Beast mode. Annemin en... Rızkını yiyorum onların. Ama klasik şey. Ben mesela kabul ediyorum abi. Erken ölmeyi kabul ediyorum yani. Okeyim buna. Öyle çok bir uzun yıllar yaşlanayım diye bir beklentim de yok bu hayattan. Şöyle bir temizinden 40 yaşasam gayet iyi. Bu kadar 7 kilo falan yiyorum. Of of diye.
Güzel değil mi? Öyle geliyor mu? Yorum yapmak için önce 39 olmak lazım. Diyorsun, ucuna dayanınca belli olur o. Kedinin hayatta kalması büyük şans. Erken ölümü kabulleniyorum. Nedense bu cümle kalbime bir sızı soktu. Çok iyi, çok samimi. Gerçekten anlamadım yalnız. Kızmış biri. Bak senin dediğin gibi 40 yaş